Herkese merhabalar. Hayata iyi bakarız başlığı altında Hayat Holding'in misafiri olarak bu sefer karşınızdayım. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çok güzel bir projenin ben de bir paydaşı olarak burada sizlerle beraberiz aslında. Bugün günümüzde günlük hayatta sıkça karşılaştığınız birçok kavramın aslında başlığın detaylarını burada konuşacağız. Çok güzel iki konuğum var ve onunla birlikte sizlere çok sık duyduğunuz ama belki de birçoğunun içeriğini hiç daha önce detaylandırmadığınız bazı konular burada beraber konuklarımla beraber irdeleyeceğiz. Ve eminim sizin de ilginizi çekecek güzel detaylar, hatta umut veren detaylar çıkacak. Tabii ki de burada durup düşünmemiz gereken konular da var ama umutlanmamız gereken konular da tüm bu yaşanan gelişmelere rağmen hala var. Bunları konuşacağız bu değerli konuklarımla. Onlardan bahsedecek olursak, iyi ki Hayat Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Sayın Çağlayan Kent ile Hacettepe Üniversitesi'nden yine çalışmalarını bizlerin de yakından ilgiyle takip ettiğimiz çok değerli bir isim Profesör Doktor Utku Perktaş bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederiz. Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okur Yazarlık Projesi Dünya Çevre Günü'nün anlam ve önemine uygun bir çalışma. Ben de bugün bu özel projeyi, amaçlarını, hedeflerini ve saha çalışmalarını anlamak ve anlatmak için böyle bir sohbetle karşınızdayım. Sürdürülebilirlik doğa için farkındalık çalışmaları bugün herkesin dilinde. Hatta aslında bununla ilgili böyle tatlı bir yarış da var diyebilirim. Ama bu yarış her zaman için sahada böyle çok göremediğimiz bir yarış olabiliyor. Yani bazı kurum ve kuruluşlar bunu sadece adını başlığını kullanıp sahaya pek çıkamıyorlar ya da sahada etkili olamıyorlar. Çünkü bu noktada ben sahaya inmek, kırsala inmek, yerelle işbirliği yapmak ve çocuklar özellikle ben de çalışmalarımı çocukların özelinde, çocukların merkezinde yapıyorum aslında. Bu anlamda çok önemli ki bu projede de onlar aslında fazlasıyla var. Onlardan da büyük bir keyifle bahsedeceğim. Evet, ben şimdi ilk sorumu Sayın Utku Hocam'a soracağım. Aslında benim de cevabını merakla beklediğim, bir akademisyen olarak kendisinden duymak istediğim bir soru olacak. Doğadan öğreneceğimiz şeyler, yani ekolojik okuryazarlık bize ne katar? Yani bunu bilmemiz, doğadaki olup biten olayları bilmemiz, değerlendirmemiz bizim gündelik yaşamımıza, geleceğimize ne tür katkı sağlar? Aslında bunu sizden duymak güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada olmak çok büyük mutluluk açıkçası. Bugün Çağlayan'la ve Alper'le beraber, yani seninle beraber Alper, güzel bir sohbet ortamı oluşturduk burada. Dolayısıyla Dünya Çevre Günü. Dünya Çevre Günü deyince hani 5 Haziran'la aslında bugünle ve geçtiğimiz günlerde Dünya Biyoçeşitlik Günü'ydü yakın zamanda. Evet. Aslında bugünlerin biraz böyle hayatımıza girmesini sağlayan belli isimler var. Ben hiç bunu dile getirmedim ama burada dile getirmekte fayda var. Bunlardan bir tanesi Rachel Carson. Sessiz Bahar kitabıyla aslında 1960'lı yıllarda dünyada bir takım hareketlerin, bu tür sosyal hareketlerin, çevreyle alakalı duyarlı hareketlerin başlatılmasındaki önemli bilim kadınlarından bir tanesiydi. Aslında kadınların gücü bu tür günlerin de ortaya çıkmasında önemli oldu. Biraz bunun da bir altını çizmek istedim ben. Şimdi ekolojik okuryazarlık deyince bu proje aslında benim çok önem verdiğim bir proje. Şimdi ekoloji, çevreyle olan ilişkiler, canlıların, bizim, biyoçeşitliliğin tüm bileşenlerinin çevreyle ve aralarında birbirleriyle olan ilişkileri kapsayan bir şey. Bir kavram esasında. Ve bu kavramı biz kendimiz doğaya çıktığımız zaman gözlüyoruz. Bir takım ilişkiler içine giriyoruz canlılarla ve bunları doğru algılamamız gerekiyor. Çünkü bugünlerde iki önemli krizi belirgin bir şekilde dünya deneyimliyor. Bunlardan bir tanesi biyoçeşitlik krizi, bir tanesi iklim krizi. Ve aslında bunlar insanın hayatına da dokunuyor, ekonomiye de dokunuyor. Hep insanı da merkeze koymak istemiyorum ama tüm canlıların hayatına dokunuyor esasında. Şimdi böyle olunca da çevremizde ne olup bittiğini anlamamız gerekiyor. Yani normal bir okuryazarlık gibi aslında nasıl çocuklara bir kitabı ya da herhangi bir metni nasıl okuyacağını, nasıl anlayacağını eğitim süreçleriyle ilkokuldan, ilk öğretimden başlayarak öğretmeye çalışıyorsak bunu da aslında hayatımızın bir parçası yapmak zorundayız ki çevrede ne olup bittiğini de aslında baktığımızda anlamaya çalışalım. Dolayısıyla hani kuşlara bakmak, kelebeklere bakmak, belki böceklere bakmak, çevremizde ne olup bittiğini gözlemlemeye çalışmak, bunlardan bir şey bulursak toplamaya çalışmak, örnek almaya çalışmak ya da fotoğraflarını çekmeye çalışmak. Örnek almak derken hani avlamak gibi falan değil ama fotoğraflarını çekmek, bunları biriktirmek, işte bilgisayarımızda bakmak, insanlara göstermek ve bundan heyecan duymak belli ölçüde ekolojik okuryazarlığımızı artıran faaliyetler olarak bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi bu projede de bu temel iki tane krizden yola çıkarak biyoçeşitliliği öncelikle anlamaya çalışmak
Biyoçeşitliğin yanında da iklim değişimi, herkesin ağzında pelesenk oldu, herkes konuşuyor. Çok evet. Moda bir terim oldu ama bunun doğru düzgün bir şekilde altını doldurmamız gerekiyor. Yani bizim yapmaya çalıştığımız bunu eğitimin içine sokabilmekti. Ve çok fazla bunun örneğini görmüyordum ben. Ve bu projeyle açıkçası Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda destek veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber tamamıyla hiç benim de aşina olmadığım sektörden önemli bir firma da bunu da farkındalık yaratmaya çalışıyor. Benim çok değer verdiğim bir iş oldu bu. Dolayısıyla biz bugünün çocuklarına bu bilgiyi böyle bir olanak varken, yani birileri bizim bu anlamda önümüzü açtı ve ilerleyin dedi. Yatırım yaptı, bilgiyi ulaştırmamızı sağladı, bununla ilgili altyapıyı sağladı, biraz önce söylediğim şeyleri. O zaman ilerlememiz gerekiyordu. İlerlemek için de adım attık ki çocukları eğitelim ki onlar 30 yıl sonra inisiyatif almaya kalktıklarında hiç olmazsa temel bir bilgiyle donanmış olsunlar. Dolayısıyla bu içerikleri de hep beraber hazırlamaya çalıştık ve ulaştırmaya çalıştık. Geri dönüşler bu anlamda bana göre çok yerinde ve benim beklediğimin ötesinde oldu. Şimdi burada biraz samimi konuşmam gerek. Açıkçası çocuklarla araziye gittiğimizde, geçen yıl böyle bir yine çevre gününde, Dünya Çevre Günü'nde böyle bir etkinlik yapmıştık. Aldığım sorular, çok dürüst söylemem gerekirse, üniversitede duyduğum soruların çok ötesindeydi ve bir kısmını dürüst söyleyeyim yine, bilmiyorum demek durumunda bile kaldım. Hani bakmam gereken şeyler bile oldu. Dolayısıyla elimizde öyle bir hamur var ki esasında oldukça aydınlık, oldukça işlenmeye müsait, çok güzel sorular sorabilen ve bu çocuklara şimdiden doğayla ilgili, kuşlarla alakalı, kelebeklerle alakalı, böceklerle alakalı, yok oluşlarla alakalı, doğaya yaptığımız olumsuz etkilerle alakalı doğru bilgiyi verdiğimizde tüketimi de azaltacaklarını, doğaya da sahip çıkacaklarını öngörebildik. Ve bu anlamda da aslında bir takım somut geri bildirimlerden hani sayısı olarak baktığımız zaman yaptığımız çalışmaların doğru ulaştığını, aldığımız sorularla da bunu gördük. Çünkü soru sormak yani bir şey dinlemekten ya da cevap vermekten çok daha farklı bir boyut. Yani soru sorabiliyorsa. Size de keyif veriyor, değil mi hocam? Yani? Aynen öyle. Bir de birisi soru sorabiliyorsa belli ki o konu hakkında doğru düşünebiliyordur evet. demek. Evet. Ve sizi birazcık da böyle challenge ediyorsa, zorluyorsa eğer bu önemli bir şey benim adıma. Yani benim kriterlerimden kesinlikle bir tanesi hocam. Kendi hayatımdaki. Böyle olunca da ekolojik okuryazarlık bu anlamda hedefine ulaşıyor gibiydi. Benim ekolojik okuryazarlıktan anladım. Çevremizdeki olup biteni aynı bir kitabı okur gibi, harfleri, alfabeyi öğrenir gibi gözlemleyip öğrenebilmek ve bunu yorumlayabilmek ve bunun temelini oluşturmak. Bununla ilgili çok basit bir örnek vereceğim. Ben şimdi kuş gözlemcisi ve kuş fotoğrafçısıyım. Evet, evet. Bizim de çevremizde bazı önceden kısa sürede olsa önceden tespit edebildiğimiz bazı durumlar olabiliyor. Ama şunu biliyorum, kuşçular arasında konuşurken bir 20-25 yıldır Türkiye'de çöl iklimine ait olan, adında çöl olan kuşları görmeye başladık biz. Evet. Ve bunlar giderek çöl koşarını biliyorsunuz geçmişte çok dar bir alanda üreme kaydı tek tük gelirken bugün artık baya baya güneydoğu bölgelerimizde evet. yayılmaya başladı ve Tuz Gölü'ne kadar geldi bu hayvanlar. Ve giderek sanki yukarı çıkıyorlar gibi bir izlenim var. Ve 25 yıllık bir süreçte sadece tabii çöl koşarı değil küçük çöl toygarı üremeye başladı, görülmeye başladı. İşte ibibik toygarı yine çöl iklimine ait olan kuşlar Türkiye'de giderek varlığını tatlı göstermeye başladılar. Varmış. Evet adı tatlı aslında kendisi de çok nadir bir tür. Ama giderek yayılmaya başladılar. Yani giderek yukarıda evet. görmeye başladılar. Bunu denizlerde de görüyoruz aslında. Kızıldeniz türlerinin yavaş yavaş Akdeniz'de sonra Ege'ye kadar gelmiş olmaları. Aslında bu bir de yani uzaktan bakınca en temel, en kısaca özet haliyle anlatabileceğim şekilde yani, bir sinyal vermeye başladı aslında onlar bize değil çok, mi? Çok güzel bir noktaya temas ettiğini düşünüyorum. Şöyle şunu da söylemek lazım. Şimdi iklim değişimi küresel ısınmaya bağlı bir değişimden bahsediyoruz. Bugün işte herkes konuşuyor dedim ve türlerin yani kendimiz de dahil, insan da dahil olmak üzere türlerin iklim değişimine verdiği birincil cevap dağılımlarını değiştirmek. Değil aklımızdan mi? Bunu çıkarmamamız gerekiyor. Yani soğuk seven tür ortam sıcaklaştıkça soğuk olan yere gitmeye çalışacak. Dağların tepesindeki türler o yüzden ciddi anlamda tehlike altında. Çünkü dağın tepesi bir yerde bitiyor ve yok oluyorlar. Evet. Ve çok hızlı yok oluyorlar. Çöl toygarı ya da çölle alakalı bir türü sıcaklık arttıkça, çölleşen ortamlar da arttıkça buna bağlı olarak dağıldığını ve ülkemize girdiğini görüyoruz. Hı hı. Ve iklim değişimi bir türe ilk olarak cevap verdirirken dağılımını değiştirerek cevap veriyor. Bundan da fayda sağlayamıyorsa tür yok olma durumunda kalıyor. Evet. Çocuklar da bu arada çocuklarla alakalı söylediğinize de çok %100 katılıyorum. Çocuklar bir de cesur oluyorlar. Eğer soru sormayı biliyorsa, o cesareti varsa affetmiyorlar. Her yani türlü çok, soruyu soruyorlar. Doğru. Yani doğru. Çok bu önemli. Anlamda temiz zihinlerle karşı karşıya olduğumuz için onların bu medeni cesaret de bu anlamda çok yerinde.
ve takır takır zorlayabiliyorlar hiç düşünmeden. Yani başkası olsa belki düşünür, benim de çok hoşuma gidiyor. Ya da utanır. Utanır belki. Evet. Hı-hı. Ama o da yani şu, o yakınlığı gösterdiğinizde zannediyorum benim bilmiyorum demek zorunda kaldım sorular olmuştu. Sen de kendi etkinliklerinde ya da rahatsızlığında yaşadığını düşünüyorum böyle şeyleri. Çok ilginç sorular geliyor gerçekten. Evet. Şu anda tabii benim böyle bir örnek yok aklımda ama çocuklar affetmiyorlar. Aslında ciddi bir seyirciler. Çocuk deyip böyle küçümsenmemesi yok, gerekiyorlar. Kesinlikle. Çok ciddi bir kitle yani onlar. Çocuklara ulaşmak ki bu projede 3. 4. sınıflara ulaştık şimdilik. Yani bana göre süper bir hedefti yani. Süper. Peki Çağlayan Hanım, size geliyoruz. Buyurunuz efendim. Şimdi malum artık dünyada bireyler kullandıkları markaların ne kadar büyük olduklarıyla değil, aslında ne ölçüde değer yarattıklarıyla da ilgileniyorlar. Bu artık herkesin bilinen bir gerçeği oldu. Şimdi genç nesil bu konuda çok daha bilinçli. Sosyal medyada bu konuda çok daha etkin başlıklar atılıyor ya da bu konuda yönelimler oluyor aslında. İşte tam bu nedenle de gelecek nesillerin sürdürülebilirlik bilincinin doğru bir şekilde oluşturulmasında bugün bizlere büyük sorumluluk düşüyor. Ekolojik okuryazarlık projenizde bu noktada markanızda, kurumunuzda aslında güzel bir araya getirdiğiniz doğru bir durum var. Evet. Bu konuyu bir de sizden duyalım aslında. Tabii esasında biraz evvel başlarken bir şey dikkatimi çekti. Sürdürülebilirlik derken bir zorlandın değil mi? Evet evet oldu. Öyle bir şimdi şey oldu. Sürdürülebilirlik... Montajda kesmediler mi onu ya? Kesmiyoruz onu. Saklayacağız. Peki tamam. Sürdürülebilirlik zor bir kavram. Biz özellikle kuşak olarak, ben belki hepinizden daha büyük olabilirim ama kuşak olarak bunu pek çok değişimi deneyimleyerek öğrenmek durumunda olan bir kuşak olduk. Bu neyi ıskalamamıza neden oluyor biliyor musun? Eş zamanlı olarak bilgi edineceğiz, deneyimleyeceğiz, hatta kaygı duyacağız. Sonrasında bir öğrenmişlik olacak ve ondan sonra onu davranış değişikliğine dönüştüreceksin. Şimdi çok zor, esasında zor. Dolayısıyla gelecek nesillere ait bir iş yapmak, gelecek nesillerin daha rahat, daha konforlu, bilgiyle donatılmış vaziyette, dolayısıyla daha az kaygılı bireyler olarak yetişmesini sağlamak için esasla bizim tüketici olarak ya da müşteri olarak tanımladığımız kitlede bugüne değil yarına hizmet etmek gerekiyor. Hayat Holding'in çıkış noktası da bu oldu zaten. Hayat Holding'in misyonu nesiller boyu faydadır. Biz bulunduğumuz sektörler gereği dünya üzerinde 100'den fazla ülkede operasyonu olan bir şirketler grubundan bahsediyoruz. Dolayısıyla esası iklim krizinin nelere mal olduğunu, nelere neden olduğunu yerinde gözlemleyebileceğimiz coğrafyalarda da bizim faaliyetlerimiz var ki Afrika bunun başında geliyor. Şimdi hal böyle olunca bir küresel vatandaşlık kimliğiniz oluyor. Evet. Bu küresel vatandaşlık kimliği size bir proje üretirken, bir proje geliştirirken daha uzun vadeli planlar yapmanızı gerektiğini çok net olarak gösteriyor. Sosyal fayda projelerine baktığımız vakit esasında şu anda çok gündemde pek çok şirketin de projesi var ve ne güzel, keşke daha fazla da olsun. Ama bizim motivasyonumuz neydi? Her şeyden önce kendimize seçtiğimiz bir etki alanı vardı, bu da çevre. Biz zaten bugün 49 markasıyla dünya çapında pek çok milyarlarca tüketiciye ulaşıyoruz. İş süreçlerimizi dünyadaki ayak izini azaltmak için azami gayret sarf ediyoruz ve büyük yatırımlar yapıyoruz. Ama bununla kalmıyor. Çünkü markaların, kurumların insanlar üzerindeki etkisi çok büyük. Biz onlara söylemlerimizle davranış değişikliklerine neden oluyoruz. Demek ki yarının üreticileri, tüketicileri olacak kuşakları da esası belli bir bilinç seviyesine getirmek gerek. İşte ekolojik okuryazarlık projesinin çıkış noktası böyle oldu. Bugün sana bana bu davranışları kazandırmak ne kadar zorsa, biraz evvel o doğru soruları soran çocuklara o davranışları kazandırmak çok daha kolay. Çünkü bilgiyle başlayacaklar yola. Biz Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte başlattık bu projeyi. 2023 yılında ilk olarak başladık. Esasında 2023'ün ikinci döneminde, yani eğitim öğretim döneminde aktif olarak başlamayı planlıyorduk ama maalesef biliyorsun bir deprem yaşadık ve bu deprem nedeniyle de faaliyetleri bir süre durdurmak zorunda kaldık. Biz de tabii enerjimizi elbette ki deprem bölgesindeki çalışmalara yoğunlaştırdık kurum olarak. Fakat Nisan ayına geldiğimizde artık okullar da normal düzenine dönmeye başladığı için biz de projeye start verdik. Peki ne kapsıyor bir proje? Esasında 3. 4. sınıf çocuklarına, yani artık okuma yazmayı sökmüş, hayat bilgisi dersine girişini yapmış, belli bir bilgi almaya hazır vaziyette olan çocuklara iklim okuryazarlığı,
Biyoçeşitlilik, sürdürülebilir ve doğal kaynakların üretimi ve tüketimiyle ilgili bilgi vermeyi amaçlıyor. Şimdi bunlara hazır hale gelmiş olmaları onları gelecekte kurumlardan ve markalardan taleplerini de iyileştirmeleri neden olacak. Beklentilerini değiştirecekler. Şimdi biz ilk yıl, yani geçtiğimiz yıl dediğim gibi çok kısa bir süre sahada kalabildik. Çünkü eğitim öğretim yılı Nisan'da başlayınca Haziran'da sona erdi. Ama o Haziran gibi bir dönemde biz projelere başlamadan önce ön test son test dediğimiz bir çalışma yapıyoruz. Yani ön testte nerede bilgi düzeyleri, son testte nereye geldiler? Ön testte %68 olarak gördüğümüz yanlış bilgi düzeyini %97 doğru bilgi olarak 2 ayın sonunda, işte o doğru soruları soran çocukların en önemli özelliği çok kısa sürede bu pratikleri edinmeleri. Şimdi geçtiğimiz yıl 10 ilde başladık ve bu 10 ili nasıl seçtik? Türkiye meteoroloji haritasını baz aldık ve meteoroloji haritasının kuraklıktan en çok etkilenmesi beklenen bir seçkisi var. Her bölgede bir ili seçecek şekilde Türkiye temsili 10 il seçtik ve bu 10 il esasında bulundukları bölgelere göre neydi sevgili Zeynep o iller? Bir lütfen senden rica edelim. Evet, o iller önemli. Kocaeli, İzmir, Muğla, Antalya, Giresun, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Erzurum, Malatya. Evet, bunlar bizim geçtiğimiz yıl projeye başladığımız iller. Evet. Ve bu iller bulundukları bölgelere göre kuraklıktan en çok etkilenmesi beklenen iller. Dolayısıyla ilk olarak oradaki 300 okulu seçerek yola çıktık. Onlar da bu bilinci oluşturmak esasında ne demek oluyor biliyor musun sevgili Alper? Evde de bir davranış değişikliğine neden oluyor. Bilmiyorum çocuğum var mı? Var. Evet, çocukların evdeki etkisi çok belli değil mi? Hepimizin davranışını ve alışkanlıklarını. Çocukları biz ailelerine ulaşmak için bazen de bir bahane araç olarak da kullanıyoruz. Doğru. Çocukları öne alıp arkasında aileleriyle beraber. Orası doğru. Ben şöyle demeyi tercih ederim. Bu düzen çocuk erkil bir düzen. Biz çocuk erkil bir düzende yaşıyoruz. Yani. Çocuk erkil düzende onun eve getirdiği alışkanlıklar aile tarafından çok kolayca benimseniyor. Dolayısıyla bu projenin bir özelliği de biz ekolojik okur yazarlıkta öğrendiklerimizi evin içerisinde de uygulanabilir hale getiriyoruz ki zaten proje kapsamında veliler de belli eğitimlere tabi oluyorlar. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizi özellikle bu anlamda kapılarını açmış olması ve bu yola sevk etmiş olması son derece önemli ki zaten Milli Eğitim Bakanlığı iklim eylem planını ilk uygulayan bakanlık. Dolayısıyla bu anlamda onların da donanımı çok kuvvetliydi. Biz de çevre konusunda son derece hassasız. Çünkü geldiğimiz noktada sadece bizim üretim süreçlerimizde bunu yapıyor olmamız veya iş süreçlerimizi uçtan uca iyileştiriyor olmamız bir anlam ifade etmiyor. Zorlandığımız şu sürdürülebilirlik kelimesini daha yaşanabilir, daha kolay ve daha içselleştirilebilir bir hale getirmemiz gerekiyor. İşte biz bu nedenle çocuklarla birlikte bu projeyi yapmayı tercih ettik. Süper. Özellikle tabii ki de çocukların olması güzel ama yani ayakları yere basan bir iş olarak bunu rastgele bir şehirde değil de böyle şehirleri bu şekilde kısıtlamak ve bir amacı uğruna götürmek çok çok doğru. Bu yıl yeni 10 yıl seçtik. Seçmiş olmamız çok güzel. Şimdi yavaş yavaş haritada onların bir özelliği var mı? Aynı haritada esasında bölgelerdeki kırmızıdan turuncuya doğru devam ediyoruz. Çok güzel. Ama bu şöyle şimdi bilimsel tarafında tabii Utku çok daha iyi söyleyecektir. Yani kuraklığın ne hızda ne şekilde geleceği biraz evvel hiç adını duymadığım türlerden bahsettiniz. Evet, şimdi evet. İbibik toygarı mıydı? Ben onu çok sevdim. Şimdi İbibik toygarı ile ben şu an ilk defa tanıştım. Şimdi bu İbibik toygarının ne kadar sürede Karadeniz'e çıkacağına dair bir fikrimiz yok değil mi? Yok. Dolayısıyla biz esasında evet ilk yılda öyle bir temsili yaptık ama biz şu an itibariyle artık Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğimiz devam ettiği sürece bütün 10 illere yani 81 ile ulaşabilmeyi arzu ediyoruz. Yani süper. Hedefimiz bu yönde. Çünkü insan dediğinde mobil bir canlı. Bugün orada yaşar, yarın öbür evet. tarafta yaşar. Sadece kuraklıktan etkilenenlerin değil, benim de Malatya'da yaşayan insanın bulunduğu ekosistemin düzgün olabilecek şekilde yaşantıma yön vermem gerekiyor. Bunu da bu bilgiyi de edinmemiz gerekiyor. Bir de Utku Hocam bu şekilde olması, bu 10 farklı bölgeden olması aslında her bölgede çocuklara yerel çevrelerini anlatmak adına farklı bilgiler vermek gerekiyor değil mi? Yani genel rastgele genel çevre terimleriyle onların karşısına çıkılmıyordur bu noktada. Yani her bölgenin farklı bir özelliği var, farklı bir etki alanı var. Yani Konya'daki doğayı ya da kırsalı anlatırken, yereli anlatırken Urfa'dakini ya da işte Karadeniz'dekini anlatmak hep birbirinden farklı bilgiler de gerektiriyor.
burada 10 farklı bölge seçilmiş olması bunu da beraberinde getiriyor. Evet. O yüzden de değerli her aslında bu. Her yıl yeni 10 il yaparak çok devam güzel ediyoruz. Evet. Bir yandan tabii ben şeyi de söylemek istiyorum. Şimdi hep konuşuyoruz. Şimdi bir pandemi yaşadık yakın geçmişte. Ve bu çok önemli bir şey bize gösterdi. Hani bütün dünya bir ara durdu. Ve sonra bir sonraki pandemi ne olacak dedi herkes. Şimdi onlar böyle konuşuluyor. Ve şu haberler de artık yayılmaya başladı. Hani biz bunu biliyoruz. Küresel ısınmaya bağlı bir iklim değişimi yaşıyoruz ve bilim insanları diyor ki bir sonraki pandemi kuraklık olacak. Kuraklığı unutmayın. Ve burada aslında biraz böyle nesnel yaklaşabilmek, yani kuraklık haritasına bakıp kuraklığın etki edeceği bölgelerdeki gençlere ulaşmak, çocuklara ulaşmak, onlara hani hazırladığımız o bilgiyi götürmeye çalışmak, evet, ama tabii onların yerel dilleriyle bunları da onlara vermeye çalışmak. Belli ölçüde bu anlamda hani bir nesnellik de projeye bir objektiflik de katıyordu. Yani bu da benim de hani bilime bakış açım biraz bu noktada eşit mesafede durabilmek ve aslında verilerin söylediği bir şeyi de dikkate alaraktan adım atmak çok önemliydi. Bir de yani bu bizim için önemli faktörlerden bir tanesiydi örneklem yaparken de. Vallahi. Kaç endemik türü vardı Türkiye'de? Hepsi bölgelere dağılmış. 11 bin endemik türden mi bahsediyoruz? Yok, bitkiler anlamı. Bitkiler dediğimiz zaman evet, Türkiye'deki tür sayısı tabii yaklaşık 9-10 binlerdi. Variyete dediğimiz şeyler tabii var bitkilerden. Türünü bilmediğimiz zaman bitki variyeteleri ve bunları işin içine kattığımız zaman hiç 11 binin de üzerine çıkıyor. Üzerinde. Tabii. Bu sırf bitkide. Bu sadece bitki. Tabii. Ama bir de Anadolu Diagonali diye bir şey var Türkiye'de. Hani batı ile doğuyu ayıran bir ekolojik bariyer var. Şimdi ekolojik okuryazarlık diyoruz ya, ona bağlı olarak da o diagonalin üzerine baktığımız zaman bir anda iklimin değiştiğini görüyoruz. Yani batıdan başladık böyle gidiyoruz, hafif hafif yükseliyoruz falan derken bir anda böyle uçuyoruz. Yani iyice yükseliyoruz ve ekolojik olarak doğu tamamıyla değişiyor. Yani hem bozkır hem yüksek bir iklim. Hani Alper belki bunu biraz daha iyi gözlemlemiş olabilir. Dolayısıyla bitkileri değişiyor, kuşları değişiyor, hepsi değişiyor. Vejetasyon, her bir şey değişiyor. Buna bakınca da Türkiye'de bitki anlamında 3700-3800 hadi yaklaşık 4000 tane endemik sadece Anadolu'ya özgü bitki olduğu söyleniyor ki bu da Akdeniz ve bununla beraber 3 tane hotspot'un sıcak noktanın kesiştiği yer Anadolu. Tabii. Şimdi buralarda bu tür çalışmaları yapmak, çocuklara ulaşmak, gençlere ulaşmak, böylesine sıcak noktaların olduğu, insan etkisinin hem çok fazla, endemik türün hem çok fazla. Evet. Bu anlamda birçok türün darboğaza girdiği bir coğrafya. Hı. Yani bitkiler anlamında söylüyorum. Şimdi kuş falan deyince bu kadar endemizm yok Türkiye'de. Hani bir ekvator bölgesindeki yok ülke gibi değiliz. Yine çeşidimiz diğer yakın çevremize göre oldukça fazla. Yüksek. Almanya'daki bir kişi Türkiye'ye gelmek için cennet yapıyor. Orada görebileceği türlerle Türkiye'nin çeşitliliği tabii çok fazla. Tabii. Yani. Tabii. Şimdi bu iş böyle olunca hani burada bizim projede vermek istediğimiz bir noktada şu aslında. Biyoçeşitliliğin altını çiziyoruz ya. Ve ben şunu söylemeye çalışıyorum hep. Yani çeşitlilik birlikte yaşamın anahtarı. Bunu hayatın her alanında uygulayabiliriz ve aslında bizim alanda Robert MacArthur diye çok önemli bir ekolog var. Çok genç yaşta kaybetti kendisini ve rekabet kavramı üzerinden ekolojiye çok yeni bir perspektif katmıştı. Onun söylediği sözlerden birisi bu çeşitlilik birlikte yaşamın anahtarı ve Amerika'daki ötleyenlerin bir ağaç gövdesini nasıl farklı farklı birlikte kullanabildiklerini, yani sınırlarını bilerek ve ekosistemi nasıl sağlıklı hale getirebildiklerini gösteren kişilerden biriydi. Ve ben bunu da hani bu cümleyi de çok seviyorum. O yüzden hani ekosistem sağlığından bahsediyorsak eğer o biyoçeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu da vurgulamaya çalışıyoruz. Ve bunu çocuklarla yapmaya çalışıyoruz bu vurguya. Onlar bunun üzerine koya koya devam edecekler. 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarına gelecek ve onlar da yani bir kültür oluşturmak Alper. Açık söylemek gerekirse. Evet hocam. Bir kültür oluşturmak. Yani bizim toplumumuzun normlarında iklim değişimi yok. Biyoçeşitlilik yok. Yani ben dışarıya çıkıp da iklim değişimi, küresel ısınma, ya böyle bir şey oluyor, şu diyor, fosil yakıtları kullanmayalım dediğimde herkes bana böyle yabancıymış gibi bakabilir. Bunu Mısır'a gittiğimizdeki Mısır'daki vatandaş da bakabilir. Çünkü evet, adamın önceliği bu değil. Bunu da anlayabiliyorum. Çok insani değil mi? Yani evet, orada da yaşam tabii koşulları çok farklı. Ya hayır, fosil yakıt kullanmayacaksın. Bak tarım alanını da açmayacaksın. Dünya batıyor. O adam diyor ki ben açım yani. Sen neden bahsediyorsun? Dolayısıyla biz toplumun normlarına bunu sokmamız lazım. Yani İsveç'e bakarsak o toplum normlarına bunu sokmuş. Çelik üretiminden vazgeçmiş durumda. Dolayısıyla kendi ülkesini ve vatandaşını bu anlamda korumaya çalışıyor. Biyoçeşitliliğini de korumaya çalışıyor. Ama biz burada bu normu nasıl oluşturacağız? Bizim yaşlarımızdaki insanlara bunu anlatamayız. Çocuklar. Ama çocuklara anlatırsak belki o kültürü oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Bu da şimdi burada çıktı. Yani bilmiyorum ne kadar doğru söylüyorum ama. Yok, yani norm 100 önemli. 100 tane çocuktan doğru, bir evet, tanesi, iki tanesi bu konuda karar verici bir mekanizmada yer alsa, ondan yana olsa bir şeylerin değişimi için o da... Beklentinin değişimini değiştirmek çok önemli.
Hayattan da beklentinin değişimini değiştirmek gerekli. Yani bizim hayattan beklediklerimizle gelecekte onların yani bundan 20-30 sene sonra ki çocuk yani büyümüş olan çocukların hayattan beklentisi arasında fark olacak. Çünkü onlar bu kaygıyla beraber gelecekler ve belli bir bilgi havuzuyla birlikte gelecekler. Dolayısıyla o esası bütün sistemi şekillendirecek. Ya bizim bugün iklim değişimi diye esasında sadece çevresel bir konudan ele aldığımız bir başlık. Esasında gelecekli bir sistemini, çok da uzak bir gelecek değil bu arada. Çok hızlı yani, gidiyor her şey zaten. Yani en fazla 20-30 yıl içerisinde sistemi bütünsel olarak değişmesine vesile olacak. Dünyanın da galiba buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani dünya hep bu yok oluşları da yaşadı, bir çeşit krizlerini de yaşadı. Ama o skalalar o kadar genişti ki milyon yıllarda yaşadı bunu. Evet, biz şimdi bir 30-40 yılda yaşıyoruz bunu. Az önce onu hocam söyleyecektim sana. Bu konuya ben bu şekilde giriş yapayım o zaman. İklim değişikliği. Bu değişiklik aslında dünyanın rutininde görülebilen bir kavram değil mi? Dünya iklim değişimine yabancı değil. Milyon yılda bir tür yok olabiliyordu. Yani soy hatlarındaki mutasyonları incelediğimizde ve bir filogeni ağacında geçmişe doğru gittiğimizde milyon yılda bir cinsten hani bir türün yok olduğu söylenirken bugün benim biraz önce sana söylediğim değişime, iklimin ısınmasına bağlı olarak dağılımların değişmesi, yüksek rakım türlerinin İşte Erciyes'in tepesindeki, Ağrı Dağı'nın tepesindeki türlerin gidecek yer bulamaması dolayısıyla 30 yılda 5 türü yok ediyoruz. Kuş için söylüyorum bunu mesela, örnek veriyorum. Evet. Yani belki bugün biz burada konuşurken yine bir tür yok oldu, bilmiyorum. Ama bu böyle bir değişime gezegen ayak uydurabilecek kapasitede değil. Yani böyle bir tarihinde böyle bir şey yaşamış durumda değil. Yani çok hızlı gerçekleşiyor her şey. Ve dünya aslında geçmişteki yok oluşlara bakaraktan bugün kendi 3.8 milyar tarihinden çok daha boş. Ama elimizde bir miras var. Yani sonuçta bunu şöyle düşünebiliriz. Hepimizin bireysel tarihinde geçmişinden getirdiği bir takım şeyler var. Aile miraslarımız var, fotoğraflarımız var, anılarımız var, tecrübelerimiz var. Ve bunlara sahip çıkaraktan aslında kendi aile kültürümüzü bir yerde tutuyoruz. Doğru değil mi? Yani aynı şeyi gezegenin kültürü ve gezegenin mirası olarak baktığımız zaman bunu anlatabileceğimiz kuşak artık biz değiliz yani. Tabii ki bize de anlatalım, biz de burada konuşalım, biz de farkında olalım. Sonuçta kendi çocuklarımızla, hani benim çocuğum yok ama sizlerin yani çocuğu olan herkes de bunu kendi çocuğuna anlatırsa var. Bu da bir adım ve her birimizin aslında şöyle bir ne yapabilirim demesi gerekiyor. Karar vericilere çok fazla inisiyatif bırakmamamız gerekiyor. Hı. Ne yapabilirim? Yani evdeki suyu kapatmak ya da evdeki bir takım davranışlarımızı değiştirmek bile buna çok önemli bir katkı sağlayacak ki bu proje içinde de işte bu ekolojik okuryazarlığı yaparken tüketim konusunda da dikkatli olunması gerektiğini... Onun nedenini hocam aslında sizden daha nokta atışlı şeyler alacağım ama özünde şu var değil mi? İklim değişikliği bile aslında doğal döngünün bir parçası. Kesin. Fakat biz bunu insanoğlu, insan etkenli sebeplerle... Tabii. Çok uzun sürede yani kuşlar ya da böcekler ya da işte ağaçlar kendilerine yeni bir arayış bulamadan... O kadar kısa bir sürede bu ani değişimler oluyor ki onlar bu süreci sağlıklı atlatamadan o süreci ayak uyduramayıp bitiyorlar. Ve bu da aslında farklı farklı sorunlarla beraber bir kaosa çeviriyor bu iklim değişikliğini. Şöyle çok basit bir hesap yapalım mı izin verirseniz? Çok tabii. Basit. Şimdi insanın ortalama ömrü 75 yıl. Evet. Dolayısıyla 75 kişi örneklesek bugün bulunduğumuz bu coğrafyada rastgele 75 kişiyi örneklesek yılda bir kişinin ölmesini bekleyeceğiz. Tamam. 75 yıl olduğu için ortalama. 7 kişi örneklesek rastgele yalnız 10 yılda bir kişinin ölmesini bekleyeceğiz. Tamam yaptığımız örneklemden. Şimdi dünyada da insanın olmadığı bir dünyada 1 milyon yılda bir türün yok olmasını bekliyoruz. Ve bugün dünyada yaklaşık 11 bin kuş türü var. Bütün dünyada. Dolayısıyla her 100 yılda bir kuş türünün aslında bu hesaba göre yok olmasını bekliyoruz. Ama tekrar ediyorum somutlaştırmak için bir takım şeyleri ve anlaşılır yapmak için söyledim bunu. Dolayısıyla şu anda... 1984 ile 2014 yılı arasında Ant Dağları'nda yaklaşık 5 tane kuş türünü geri döndürülemez bir şekilde yok olmuş bir şekilde koyduk ortaya. Yani artık gözleyemiyoruz. Evet. Yani hızı göstermeye çalıştım sadece. Küçük bir mola verdik aslında. Konuyu 15-20 dakikalık bir toparlama yapar mıyız dedik ama akış öyle güzel gitti ki ben sorulara bakma gereği bile duymadım. Utku Hocam'la Çağlayan Hanım bana bu konuda da çok yardımcı oldular. Çok da güzel şeylerden bahsettiler. Artık yavaş yavaş da sonlandırabiliriz aslında. Bir sonraki sefere de kalsın bir şeyler. Evet, evet. Ama bunun haricinde şimdi benim en başından beri sormak istediğim ve cevabını da ilgiyle dinleyeceğim bir sorum daha var. O da şu. Bu kadar firmalar, kuruluşlar, kurumlar bu taşın altına elini koymaya çalışıyorlar. Sürdürülebilirlik adı altında,
işte geri dönüşüm adı altında, işte doğa okuryazarlığı adı altında. Bunun birçok adı var farklı yerlerde. Bunun karşılığı var mı hocam? Bununla ilgili yapılmış ve somut örnekleri alınmış, yani dünyadan iyi haberler var mı bu konuyla alakalı? Yapılan, insanlar bir şeyler yapmış ve bir şeyleri başarmış mı? Ortada büyüyen, sürekli büyüyen bir kar topu var. Bunu durdurabilenler var mı? Ya da bunu parçalamaya çalışanlar, bir yerde somut karşılık bulanlar var mı hocam? Ya henüz tam anlamıyla çığ düşmeden hani durdurmaya çalışanlar, ben Türkiye'de çok örneği var mı bilmiyorum. Benim bildiğim bir tek bu örnek. Şimdi bir kere onun altını çizeyim. Bu krediyi vermek zorundayım Hayat Holding'e. Çünkü gerçekten hani başka bir örneğini ben görmedim. Varsa hani yine oraya küçük rezervasyon koyayım, belki de vardır. Ama evet, ben görmedim yani. Dolayısıyla şu çok önemli bir şey. Ve bu anlamda bu projeye katkı sağlayabilecek başkaları gelse zannediyorum onlar da buna olumlu bir şekilde bakarlar. Evet. Çağlayan Hanım o konuda gerekeni söyler belki ama. İyi anlamda gelişmeler var, evet. Yani biyoçeşitlik krizini durdurmaya yönelik bir takım haberler çıkıyor. Örneğin kendi coğrafyamızdan bir örnek verelim. Tuz Gölü. Evet. Tuz Gölü'ndeki suyun kaynağı yeraltı suyu, bunu biliyoruz ve 67 bin, 100 bin, 70 bin böyle rakamlarla kaçak kuyulardan bahsediliyordu Tuz Gölü çevresinde ve bunun önlemini almaya başladılar. Flamingolar orada çok ciddi bir sıkıntıya girmişti. Hatta Aksaray Belediyesi'nden kar taşımaya kalkmışlardı, evet, bir şeyler olmuştu, evet, falan, evet, hani karları, evet, taşıyıp su kaynağı oluşturmaya, ama şimdi zannediyorum orada bir bu anlamda farkındalığın oluşmasıyla beraber bir kontrol mekanizması devreye girdi. Dolayısıyla biyoçeşitlik bileşenleri o bölge için mesela bu sıkıntıdan çıkmaya başladı. Sen de ilgi alanından dolayı takip etmişsindir diye düşünüyorum böyle şeyleri. O ölümler herkesi çok derinden sarstı. Bu, yavru flamingolar, evet, suyun, evet, erken bitmesinden kaynaklı kendi ölümleri. Coğrafyamızdan, kendi ülkemizden, Anadolu'dan bir örnek olsun. Bir örneği de Kuzey Amerika'dan vereyim. New York'un kuzeyinde bir bölge, Catskill Dağları var ve çok güzel bir bölge. Yani nasıl diyeyim? Bizim milli parklarımız gibi çok daha geniş bir milli parkın olduğu bir alan ve bu bölgeye New York'un mevcut nüfusu arttığı için bir arıtma tesisi yapılması planlanmıştı. Ve bu arıtma tesisini yapmak için de yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir yatırım yapılması gerekiyordu belediye tarafından ve bu yapılacak gibiydi. Ama bölgenin kendi doğal yapısı, kendi ekolojik yapısı, gelen atık suyu aslında belli ölçüde arıtabilme kapasitesine de sahip. Dolayısıyla oranın ekosistemini koruyup oraya hiç ellememek, oraya hiç müdahale etmemek o suyun belli ölçüde doğal olarak temizlenmesine sebep oluyor. Geri bildirimi yapılıp bu akademik olarak da dokümante edildikten sonra yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir yatırım cebe kaldı ve o bölgeyi hem de korumuş oldular. Oradaki biyoçeşitlik bileşenleri de, ekosistem de, habitat yapısı da korunmaya başladı. Bugün biyoçeşitliği krize sokan 5 tane büyük neden sayılıyor WWF'in yaşayan gezegen raporunda: ormansızlaşma, habitat kaybı, habitat degradasyonu, kirlilik, istilacı türler ve son olarak iklim değişimi. İklim değişimi aslında bugün sondu. Bu 30 yıl sonra belki birinci sıraya gelecek. Evet. O yüzden bugün o sorumluluğu çocuklara vermek, o bilgiyi vermek ve sorumluluk alacak zamana yetmek bu anlamda da önemli. Bu iki örnek zannediyorum somut olarak neyle karşı karşıya olabileceğimizi, neyi kazanabileceğimizi gösteriyor. 6,5 milyar dolarlık bir şeyin kasada kalması da hani ekonomi için çok önemli bir şey diye düşünüyorum ben. Böyle bazen, cevap vermiş olayım bu soruya. Bazen de doğa için bir şey yapmamak, hiçbir şeye dokunmamak, ha, çok şey yapmış olmak oluyor değil mi? Evet, katılıyorum. Çünkü bir de şimdi Çağlayan Hanım, bu tarz konularda, bu konuda özellikle insanlar böyle doğa için ne yapılıyor dediği zaman doğada bir şeylerin somut olarak karşılık olmasını bekliyor. Aslında sizin yaptığınız bir yerde soyut, aslında doğrudan böyle ele alınır, gözle görülür bir şey değil. Çünkü bir bilgi aktarımı, tecrübe aktarımı, evet, farkındalık çekmeye çalışıyorsunuz. Aslında bu yönden de işiniz normale göre biraz daha zor. Çünkü gözükmeyen bir konuya büyük yatırımlar yapıp ve güzel araştırmalar da yapmışsınız. Bakın ben bu şeyi çok, onu kısmı çok beğendim bu kısmı. Nasıl da ifade edeceğimi bilemedim. Bu araştırıp da böyle iklim değişikliğinden etkilenebilmesi beklenen 10 ili belirlemiş bölgelerden. Ya bu projeye aslında ne kadar ciddi baktığınızın bir göstergesi. Bunu ben şu anda akışta burada öğrenmiş oldum. Bundan da ayrıca mutlu oldum. Çocuklara ulaşmaya çalışmanız ve bunu akademik bir isimle daha bilimsel bir açıdan da yaklaşarak ve bunu tabii ki de farklı etkinliklerle de bizlere de ulaştırmış, evet, oldunuz ama her alanı çok dikkat çekici ve doğadan yana olan insanları mutlu edici. O yüzden ben ayrıca teşekkür ederim. Ne Hayat güzel Holding'e bu düşünceleri sizlere senden duymak. Ama devamını tabii ki de zaten böyle bir kararlılığınız var. Ama var. Bizim de böyle bir beklentimiz, büyük firmalardan öncü olmanız, rol model olmanız bizler için de mutluluk verici, umut verici aslında. Son olarak sizden de bu projenin devamına yönelik olan şeyleriniz muhakkak bizim vardır. Bizim hep söylediğimiz bir şey var sevgili Alper. Şimdi esasında bu kavramsal karşılıkları bulmamızın en önemli tarafı
Ve bu kavramsal karşılıkların ileride faydasını alacağımıza inanmamızın en önemli tarafı, biz Hayat Holding olarak sosyal etki projelerine girişirken mutlaka bir bilimsel altyapısı olması gerektiğine inanıyoruz. Yoksa bugün sürdürülebilirlik dediğin kavram, iklim krizi bunlardan, boyutlarından sadece bir tanesi. 17 maddeden bahsediyoruz. Yani bunun içerisinde cinsiyet eşitliği de var, kadınların güçlendirilmesi de var. Bunların her birine dair şu anda ekosistemde, özellikle özel sektör ekosisteminde çok fazla sayıda zaten proje var ve eminim her biri bir yere dokunuyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Biz lisede, ortaokulda, matematik derslerinde bunlar nerede işimize yarayacak diyeceğimiz pek çok şey öğrendik. Doğru mu? Matematikte ben çok kullandım bu cümleyi. Ve biz ilerideki problem çözme yeteneklerimizde bu problem matematikle ilgisi olsun olmasın o gün edindiğimiz pratiklerin analitik dönüşümünün karşılığını aldık. Şimdi dolayısıyla bizim bugün ektiğimiz tohumlar da esasında gelecekte alacağımız bir faydanın karşılığı. Ha, burada kurumların dikkat etmesi gereken bir şey var. Ben hep onu söylüyorum. Projelerde geleceğe yatırım yapmak, yani evet etkisini daha uzun sürede alacağımız sorunlara değiniyor olabiliriz. Hatta etkisini daha uzun sürede alacağımız sorunlara değinmemiz gerekiyor. Bu işleri samimi bir duruşla esasında rekabetten bile bağımsız bir biçimde ele alıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz hep bunu söylüyoruz. Evet, ekolojik okuryazarlık Hayat Holding'in başlattığı bir proje olabilir. Ama A şirketi de, B şirketi de, diğer başka 10 ilde, öbürü başka 10 ilde yaparsa esasında biz bu elimizdeki vakit darlığını çok daha anlamlı bir şekilde kullanmış olabiliriz. Dolayısıyla bir akademik altyapı projeleri hazırlarken çok önemli. Bilimsel bakış açısı çok önemli. Ve geleceğe yatırım yapma hedefiyle bugün ben bunun sonucunu alacağım diye beklemeden yapmak bence esasında gerçek bir kurumsal vicdanın karşılığı. En çok insanlarda uyanması gereken ve kurumlarda uyanması gereken şeyin ben kurumsal vicdan olduğunu düşünüyorum. Biz bu anlamda elimizden geldiği ölçüde o vicdanın sesini dinleyerek hareket etmeye çalışan bir kurumuz. Ve ben inanıyorum ki zaten iş dünyasında pek çok böyle kurum var ve projeler var. Ama güçlerimizi birleştirirsek çok daha etkin, çok daha büyük sesli işler yapma şansımız da var. Yani bu konudaki rekabet değil de paydaş olmak, paydaş o mantıkla olmak. Hareket etmek çok evet, daha evet, artık paydaş kapitalizmi konuşuluyor. Bundaki amaç sadece, bir kere şöyle çok önemli bir durum var, onu söylemem lazım. Kamuyla işbirliği yapmak çok önemli. Yani gerçek partner burada kamu olmalı ve özellikle bakanlıkların bu anlamda projelere açık olması son derece değerli. Özel sektör, kamu ve akademi işbirliğini bir araya getirdiğiniz vakit ulaşamayacağınız bir kitle yok. Bilimsel altyapı tamam, erişim tamam, problem tespitleri tamam. Finansal kaynak ve iş gücü kaynağı da özel sektörden geldiği vakit o zaman sizin sürdürülebilirlikle ilgili sorunları çözememenize imkan yok. Ama şunu da unutmamak lazım. Ben burada çözdüğüm sorunun Bangladeş'te de bir insana dokunacağını bilerek bu sorunlara yaklaşmak gerekiyor. Ve bu çözümlerin hepimize birden etkileyeceğini bilmek gerekiyor. Dolayısıyla küresel vatandaşlık kılıflarımızı giyelim, onları içselleştirelim, onlar bir bünyemize otursun. Biz şu an öyle bir aşamadayız esasında. O aşamayı tamamladıktan sonra, aynen öyle, o aşamayı tamamladıktan sonra gelecek zaten ki 20-30 yıldan bahsediyoruz, çok kısa. Şanslıysak hepimiz göreceğiz. Evet, o eğitim alan çocukları bulacağız ve onların nasıl davrandıklarını görmüş olacağız. Bu çok değerli. Sonuçların da etkili olacağına inanıyorum ama kurumsal bakış açısının böyle olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür harika ederim. Harika bilgiler verdiniz bu konuda. Utku Hocam, özellikle örneklerinizle gerçekten konuyu daha canlandırmamızı sağladınız. Çok teşekkürler. Sizler de bize aslında biraz daha cesaret verdiniz, umut verdiniz bu konuda. Umarım bu şekilde düşünen büyük kitleleri harekete getirebilecek kurumların, kuruluşların önde gelen isimleri bu söylediklerinizi baz alarak ya da bu doğrultuda hareket ederek herkese biraz böyle bir fikir oluşturur. Evet. Daha başka bir şeyler koyarlar üstüne. Bizler de bunları görerek mutlu oluruz. Hı-hı. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Biz elinize, teşekkür ayağınıza, ederiz. Yüreğinize sağlık. Eksik olmayın, doğadan yana olmayı da hep beraber artık zaten devam edeceğiz. Amacımız o. Evet. Ben de çok teşekkür ederim bir mukavele. Evet, çok güzel, çok değerli konuklarla aslında çok güzel konulara değindik. Birçoğunu benim de ilk kez duyduğum cevaplar da aldım. Ya da umutlanmama sebep olacak çok güzel ayrıntılar, detaylar buldum. O yüzden ben bu vesileyle Hayat Holding'e, değerli konuklarımıza
ve bu projede paydaş olan Milli Eğitim Bakanlığımıza, öğrencilere, öğretmenlerine ve onların değerli ailelerine de ben buradan çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Doğayla ilgili yapılan her şey iyidir. Doğadan yana olmak her zaman iyidir. Doğada kalmak her zaman iyidir. Hayata iyi bakmanın yolları bence doğadan geçiyor. Bunu da bu buluşmanın ana başlığı altında tekrar söylemiş olayım. O zaman başka bir projede belki yeniden bu konuları irdelemek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.